Herkese selam, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. El açması lezzetinde çıtır çıtır nefis bir buzluk böreği hazırlayacağız. Çıtırtısı oraya kadar gelmiştir umarım. Neden buzluk böreği ismi? Buzlukta da saklayabilirsiniz uzun süre ve hatta dinlendikçe inanılmaz lezzetli oluyor. Harika da bir sosumuz var. Yine çok az malzemeyle hazırlayacağız. Bir şişe maden suyu kullanacağız. Yani 200 ml'lik bardakta da ölçebilirsiniz. Bir su bardağı sıvı yağ ekleyeceğiz. Bir tane yumurtamızın beyazını ekleyeceğiz sosumuzun içerisine. Sarısını da dışarısına. Şimdi hemen başlıyoruz arkadaşlar. 3 yufka ile hazırlayacağız. İç harcı olarak isterseniz böyle kavrulmuş patates de hazırlayabilirsiniz. Ispanakla hazırlayabilirsiniz, peynirle hazırlayabilirsiniz. Bizim evde çocuklar böyle sade peynirle çok daha fazla sevdikleri için ben bugün peynirli hazırlayacağım. İlk yufkamı tezgahıma alıyorum önce. Hem çok pratik hem de derin dondurucuda bu güzel böreği hazırlayın bence ve her zaman böreğiniz hazır olmuş olur. Çıkarttığınız zaman hiç beklemesine gerek yok. Çözülmesi için beklemeyin. Hemen fırına üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra verebilirsiniz. O yüzden aşırı pratik oluyor. Yufkamı serdim. Hemen önce sosumu da hazırlıyorum hızlıca. Bir su bardağı sıvı yağımı derin bir kaseye alıyorum arkadaşlar. Ve şimdi maden suyumuzu da ekliyoruz. Şöyle karıştırıyoruz. Yumurtamızın dediğim gibi sarısını üzeri için kullanacağız, akını içerisine ekleyeceğiz. Dikkatlice ayırıyoruz. Evet, şimdi sarıyı da buraya aldık, süper. Şimdi tekrar çırpıyoruz, bir çırpıcı yardımıyla. Böyle 3-5 dakika kadar karıştırsak yeterli olacaktır. Bakın köpürmeye başladı. Çok lezzetli, milföy lezzetini her katı böyle kıtır kıtır inanılmaz gevrek oluyor. Mutlaka deneyin bu sos tarifiyle bu güzel böreği. Hem de dediğim gibi çok çok pratik arkadaşlar. Sosumuzu gayet böyle bol bol sürüyoruz ki çok güzel oluyor. Şöyle bir kepçeyle, kepçe yardımıyla önce yufkalarımızın kenarlarına gezdiriyoruz sosumuzu. İsterseniz bu aşamada fırçayla da sürebilirsiniz, tekrar bir üzerinden geçebilirsiniz. Ben tekrar şöyle bir üzerinden fırçayla da geçeceğim şimdi. Dediğim gibi bol bol ekliyorum. Çünkü bütün yufkalarıma yetecek kadar bol bol sosum var şu anda. Her yerini ıslattığımıza emin olun, bol bol ıslatalım. Özellikle misafiriniz gelmeden bir gün önce de hazırlayıp buzdolabında bekletirseniz çok çok güzel oluyor. Tavsiye ederim kesinlikle. Benim derin dondurucumda her zaman bu börekten vardır arkadaşlar, bu güzel buzluk böreğinden. Tadına bakanlar mutlaka tarifini isterler. O yüzden kesinlikle siz de deneyin derim. İyice ıslattığımızdan emin olalım. İkinci yufkamızı seriyoruz dikkatlice. Yufkalarım yufkacıdan aldığınız zaman daha tazecik oluyor arkadaşlar. Ve böreğiniz her zaman çok daha lezzetli oluyor. O yüzden taze yufka satılan yufkacılardan almanızı kesinlikle tavsiye ederim. İkinci yufkamızı da üzerine seriyoruz. Şimdi ise tekrar ikinci katımızı da bol bol sosluyoruz. Ve tekrar fırçayla üzerinden şöyle bir geçiyorum ki her yerini eşit bir şekilde sosumla ıslansın istiyorum. Ve sıra geldi üçüncü yufkamıza. Gördüğünüz gibi çok hızlı ve pratik bir şekilde hazırlayabiliyorsunuz. Hem de inanılmaz nefis olacak. Sofralarınızı taçlandıran çıtır çıtır bir börek hazırlıyoruz.
Ve şimdi son olarak üçüncü yufkamızı da seriyoruz arkadaşlar. Ve sosumuzu yine son kata da alıyoruz. Gördüğünüz gibi bütün sosumuz bitti. Bol bol sosladık. Bol bol sosladığımız için de sarma işlemimizi çok hızlı bir şekilde yapalım. Yufkalarımız çok fazla daha yumuşamadan hemen hızlı bir şekilde saralım arkadaşlar. Bu sosun hepsini böreğimiz çok güzel bir şekilde içine çekecektir. İnanılmaz da lezzetli olacak. Şimdi önce böreğimizi ortadan kesiyoruz arkadaşlar. Tam ortadan. Şöyle bir artı oluşturuyoruz böreğimize. Ve her bir artıyı 4 eşit parçaya bölüyorum. Hatta şöyle yapalım bakın. Artıları da yine tam ortadan kesiyorum. Yani toplamda 20 eşit parça elde etmiş olacağım. 20 tane böreğim olacak arkadaşlar. Tekrar bakın her bir dilimi, her bir bölümü kesiyorum. Artık iç harcımızı böreğimize yerleştirmeye başlıyoruz. Dediğim gibi ben sade lor peyniri çok seviyor çocuklar. İsterseniz maydanoz ekleyebilirsiniz veya lor peyniri ıspanakla karıştırıp ıspanağınızı hafif kavurabilirsiniz. Hafif kavurduktan sonra peynirle karıştırabilirsiniz. Çok lezzetli olur. Veya kavrulmuş patatesle de hazırlayabilirsiniz. Instagram'da kavrulmuş patatesle de yine bu güzel böreğimizin tarifi mevcut. Bu aşamada böreğimizi hemen sarmaya başladıktan sonra arkadaşlar buzdolabında mutlaka bir 1-2 saat bekletmenizi tavsiye ederim. Böreğimizin önce iki yanını içe katlıyoruz arkadaşlar ve katlamaya başlıyoruz hızlı bir şekilde. Bu arada böreklerimizi sardıktan sonra mutlaka buzdolabında 1 saat olsun bekletelim. Dediğim gibi akşamdan hazırlarsanız çok çok daha güzel olacaktır. Ama 1 saat dolapta buzdolabında bekletmeniz de yeterli gelecektir. Sadece yumurta sarısı sürüyoruz üzerine. İsterseniz çörek otu veya susam da bırakabilirsiniz. Ama ben sade bırakacağım. Görüntüsü sade olarak daha hoşuma gidiyor çünkü. Bu böreğin farklı bir görüntüsü oluşuyor. Sanki yumurta sarısı sürmüş gibi değil de kendinden çok tatlı bir rengi oluşuyor piştikten sonra. Evet. Her yerine yumurta sarısını sürdüm. Son böreğimi de sürüyorum. Bu arada fırınımı 200 dereceye ayarladım arkadaşlar. 200 derecede nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Ve çıtır çıtır böreğimiz hazır arkadaşlar. Hemen şimdi fırınıma geliyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Puf puf kabardı arkadaşlar. Hem ne kadar pratik hazırladığımızı gördünüz. Hem de azıcık malzemeyle yine muhteşem lezzetler hazırlamış olduk. Şöyle alalım. İç dokusunu birazdan göstereceğim. Çıtırtısını da paylaşacağım şimdi sizlerle. Önce bir sunum tabağıma birkaç tane böreğimi alacağım ve geliyorum. Çıtır çıtır böreğimiz hazır arkadaşlar. İnanılmaz güzel ve gevrek. Tabii ki de en sevdiğim an tadına bakma anı.
çıtırtısı oraya kadar gelmiştir umarım. Nefis bir börek hazırladık arkadaşlar. Buzluk böreği tarifimi mutlaka deneyin. Dediğim gibi derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Hem çok pratik hem de aşırı lezzetli. Tüm malzemelerin detaylarını açıklama kısmında yazıyor olacağız arkadaşlar. Tarifimi beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız da sevinirim. Bir başka güzel videoda yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.